basına ve kamuoyuna. Vecdin Avcıl için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün Arife, insanlar bayram telaşındayken biz Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için karar vericiler hukukun üstünlüğü ilkesine karşı direndiği için Galatasaray'daki polis bariyerlerinin önündeyiz. Devletin bu direncinin yalnız bizi sınırlamakla kalmayıp onarılmaz sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik sonuçlara yol açtığını hatırlatıyoruz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Türkiye'de güvenlik güçlerinin vatandaşa yönelik işkence, öldürme, gözaltında kaybetme gibi uygulamaları söz konusu olduğunda idari ve yargı mekanizmaları etkin biçimde çalışmıyor. 1003. haftamızda yargılama faaliyetinin sonuçsuz kaldığı Vecdin Avcıl dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mardin'in Derik ilçesindeki Adakent köyüne 12 Haziran 1994'te Derik ilçe jandarma komutanlığına bağlı askerler ve korucular tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 köylü gözaltına alındı. 25 gün içerisinde 4 köylü serbest bırakıldı. 30 yaşındaki 5 çocuk babası Vecdin Avcıl'ın ise gözaltına alındığı inkar edildi. Olayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 1994'de 141 sayılı soruşturmada dosya 21.06.1994 tarihli görevsizlik kararıyla Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Temmuz 1994'te Derik İlçe Jandarma Komutanı Musa Çitil tarafından düzenlenen belgeyi esas alarak içinde Avcıl'ın da olduğu ölü ele geçirilen toplam 4 şüpheli hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Evraklar daha sonra imha edildi. Derik İlçe Jandarma Komutanı Musa Çitil tarafından düzenlenen belgede Vecdin Avcıl'ın çatışmada ölü ele geçirildiği yazılıydı. Ancak Vecdil'in otopsi raporuna göre kafasından aldığı tek kurşun ile ölmesi bu iddiayı sarsıyordu. Ailesi Vecdin Avcıl'ın gözaltına alındığını ve gözaltı sırasında operasyon bölgesine götürülerek ön safa sürülüp bilerek ölümüne sebebiyet verildiğine inanıyordu. Bundan 17 yıl sonra 22-23 Kasım 2011 tarihinde Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Derik Kimsesizler Mezarlığı'nda açılan toplu mezarda Vecdin Avcıl'ın giysi parçalarına ve kemiklerine ulaşıldı. Dönemin Derik Jandarma Komutanı Musa Çitil hakkında 2012'de İçlerinde Vecdin Avcıl'ın da olduğu 13 sivil insanı gözaltına alarak keyfi ve kısa yoldan infaz ettiği iddiasıyla kamu davası açıldı ve 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcılık makamı iddianamede Musa Çitil'in görev yaptığı dönemde şüphe olsun olmasın sivil vatandaşları tamamen keyfi bir şekilde öldürdüğü, ölenleri ise adli tahkikata terörist unsurlar olarak sunduğu ve bu yönde tutanaklar tuttuğu kaydını düştü. Tutuksuz yargılanan Musa Çitil 21 Mayıs 2014'teki karar duruşmasında beraat etti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi beraat kararını 2 Haziran 2015'te onadı. Aileler kararın kesinleşmesi üzerine 2015 yılında AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM ise başvuruyu kabul edilemez buldu. Başvuru numarası 2015/16290. Bunun üzerine aileler 2022 yılında AHİM'e başvurdu. Bilmeye hakkımız var. Musa Çitil değilse, Vecdin Avcal'ın gözaltında devletin koruması altındayken, ölümüne neden olanlar, gerçek dışı tutanaklarla kimsesizler mezarlığına gizlice gömenler, mezarını 17 yıl boyunca ailesinden gizleyenler kim? Bu suçun fail ve sorumluları kim? Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında bir kez daha tekrarlıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Vecdin Avcal için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Ben 30 yıl önce Mardin Derik'te gözaltına alınarak kaybedilen Vecdin Avcal'ın oğluyum. 90'lı yıllarda insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir dönemde hemen her gün bölgemizde insanlar, kadın, çocuk, yaşlı demeden gözaltına alınıyordu. Ağır işkencelerden geçiriliyor, öldürülüyordu. Köy ve mezralar yakılıyordu. Maalesef biz de bu zulümden nasibimizi aldık. Babam 12 Haziran 1994'te köy meydanında patozda harman vururken gözaltına alındı ve bir daha kendisinden haber alamadık. 20 yıl hukuk mücadelesi verdikten sonra ancak bir toplu mezarda kemiklerine ulaştık. Düşünün, babanız bir sabah köye baskın yapan kolluk kuvvetleri ve köy koruyucuları tarafından gözlerinizin önünde darp edilerek yaka paça götürülüyor ve eviniz bombayla havaya uçuruluyor. Ne hissedersiniz? Biz aile olarak çok acı çektik ve halen çekmeye devam ediyoruz. En küçük kardeşim daha 40 günlük, biri 1 yaşında, diğeri 3 yaşında, ben 11, ablam 12 yaşındaydık. 20 yıl boyunca her kapımız çaldığında, kapımıza bir araba geldiğinde belki babam geldi diye sevinerek kapıya koşardık. Her telefon çaldığında belki babamdır veya onunla ilgili bir haberdir diye umutlanırdık. Ama her defasında hayal kırıklığına uğradık. Her zaman baba kelimesine o kadar hasret kaldık ki anlatılamaz, ancak yaşayan bilir. Kardeşlerim baba duygusunu hiçbir zaman yaşayamadılar. Hep bir yarımız yarım kaldı. Bir insan, insanlara bu kadar acıyı nasıl reva görür anlamış değilim. 2014'te babamın kemiklerine ulaştığımızda onun eve dönme umudunu kaybettik. Bizi teselli eden tek gerçekse en azından bir mezarının olmasıydı. Türk adalet sisteminin davamıza beraat ettirmesi bizi daha derinden sarsmıştır. Acılarımızı tazelemiştir. Suçlular hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hukuk mücadelemiz devam edecektir. Tüm cumartesi annelerini saygıyla selamlıyor, acılarını ve mücadelelerini paylaşıyorum. Yasin Avcıl. Önümüzdeki hafta 1004. haftamızda yine buradayız. Vecdin Avcıl için ve tüm kayıplarımız için. Tüm kayıplarımız için. Sizin mezarınız.